Herkese merhabalar, Merdiye Eker ben. Bugün sizinle paylaşmak istediğim konu, jenerasyon zenginliğimizi nasıl yönetebileceğimiz konusu. Şirketlerde bazen sorunun bu olduğunun bile farkına varmadan çözüme varmaya çalışıyoruz. Bu konuyu burada incelememin nedeni de dönüşümü çoğunlukla araştırma yapan, yeniliklere açık olan sizlerden beklediğim içindir. Kuşaklar ve kilit davranış özellikleri. Baby Boomers, güçlü bir iş ahlakına sahip olması, mesleki başarılarına büyük önem vermesi ve sosyal açıdan biraz içine kapanık olmasıyla tanınır. Çok çalışkan oldukları için genellikle işkolik nesil olarak kabul edilir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde aynı zamanda çok hedef odaklı ve rekabetçidirler. Boomers, telefon görüşmeleri yaparak veya mektup yazarak büyüdükleri için e-posta veya anlık mesajlaşma yerine genellikle birebir iletişime ve telefon görüşmelerini tercih ediyor. Baby Boomer'lar kişisel gelişime, ekip katılımına ve kişisel memnuniyete değer verir. Hırslı, yüksek eğitimli ve çok görevlidirler. Bu nesli anlamak için kritik bir içgörü önce kariyerlerine sonra da iş yerlerine sadık olmalıdır. Baby Boomers kendilerini gösteri yıldızları olarak görüyor. Bu nesille etkili bir şekilde çalışmak için onlara nasıl bir kurumsal yıldız olduklarını gösterin. Onlara iletişim fırsatları sağlayın ve onları operasyonel konulara dahil edin. Çalışkan Baby Boomer neslinden sonra iş gücüne katılan Generation X, iş yaşam dengesi kavramını yarattığı için büyük ölçüde itibar görmektedir. Son derece bağımsız ve kendi kendine yeterli olmaları, özgürlüğe değer vermeleri ve iş yerine mikro yönetimden kaçınmalarıyla tanınırlar. Genç nesiller kadar teknoloji konusunda bilgi olmasalar da X kuşağı aslında teknolojik olarak oldukça becerilidir. Yapılan bir araştırma, X kuşağı liderlerin %54'ünün dijital olarak bilgili olduğunu ortaya çıkardı. Bu, Y kuşağı liderlerin %56'sıyla aynı hizada. X kuşağı üyeleri tüm nesiller arasında en fazla boşanmış ebeveynin olduğu evlerden geliyorlar. Bu olaylar onları bağımsız, kendi kendine yeterli ve şüpheci hale getirdi. Çeşitliliğe, iş-yaşam dengesine, teknolojiye değer verirler. Bu nesli anlamak için kritik bir içgörü tüm işi sadece bir iş olarak görme eğilimde olmaları. X kuşağı Survivor'ın gerçek yarışmacılarıdır. X kuşağı ile etkili bir şekilde çalışmak için sahip oldukları akıl hocalarıyla ortak olun. Onlardan işe hayatlarını vermelerini beklemeyin. Bunun yerine iş-yaşam dengesini teşvik edin ve onlara çok fazla genişletilmiş uygulamalı denetim vermekten kaçının. Y kuşağı, yolu açan X kuşağı yöneticilerine benzer şekilde iş-yaşam dengesini arzuluyor ve evden çalışma, gündelik kıyafet gibi iş yerinde esneklik istiyor. Daha çok çalışmak yerine daha akıllı çalışmayı hedefliyor. Bu da onları çoklu görevde mükemmel hale getiriyor. Millennials'ın masaya getirdiği hevese rağmen bu nesil genellikle kendi kendine yettiği ve aşırı derecede teknolojiye bağımlı olduğu için eleştiriliyor. Ayrıca işverenlerden önemli miktarda geri bildirim de talep ediyorlar. Y kuşağı üyeleri bilgisayarlar ve teknoloji, okul bahçesinde şiddet, TV talk show'ları gibi hareketler tanımlanıyordu. Koruyucu ebeveynlerin ve diğer yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşıladığı, kimi çocukların bireysel çalışmalarına bakılmaksızın ödül aldığı ve cezanı genellikle unutulduğu destekleyici bir ortamda büyüdüler. Bu onları kendinden emin, girişken, iyimser hale getirdi. Ayrıca her zaman sınırlarını anlamazlar. Vatandaşlık görevine, başarıya, sosyalliğe ve çok görevliliğe değer verirler. Açık fikirlidirler. Çeşitliliği en çok kabul edenlerdir ve değişimden korkmazlar. Bu nesli anlamak için kritik bir öngörü, patronların onları denetlemek yerine koşuk yapmasını tercih ederler. Y kuşağı iyimser ve kendine güvenen büyücülerdir. Y kuşağı ile etkili bir şekilde çalışmak için Boomers'la iş ortaklığı yapın. Onlara eğitim organizasyon faaliyetleri konusunda cömert olun. Z kuşağı 97-2015 yılları arasında doğmuştu. Z kuşağı iş gücündeki en genç nesildir. Tamamen kablosuz bir dünyada büyüyen ilk nesildir. Gerçek dijital yerliler olarak Millennials'tan bile daha fazla X kuşağı, Z kuşağı sürekli bağlantıdadır ve bu grupların en teknolojik meraklısı olarak kabul edilir. Bu nesil yaratıcı, esnek ve kendine güvenen olarak bilinir. Gen Z'ler Y kuşağı ile pek çok benzerliği paylaşsalar da daha temkinli davranıyorlar ve kariyer istikrarı ile ilgileniyorlar. Her zaman bağlantılı oldukları için Gen Z'ler mükemmel çoklu görevliler. Aynı zamanda kolayca dikkatleri de dağılabilir. İş yerinde daha kısa ilgi süreleriyle işverenlerinden kısa süreli anında geri bildirim almaya özen gösteriyorlar.
Yönetimin anahtarı çalışanlarınıza ve neye değer verdiklerini anlamak ve liderlik tarzınızı uygun bir şekilde ayarlamaktır. Gen Z'ler birçok bireyin farklı bir nesli olsa da bazı ortak özellikleri ve değerleri paylaşır. Liderlik tarzının yönetim uygulamalarınızı değerleriyle uyumlu hale getirirseniz Z kuşağı çalışanlarınızdan iş yerlerine girdiklerinde en iyi verimi alma becerinizi daha kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak yöneticiler ve liderler her neslin güçlü yönlerini, sınırlamalarını ve değerlerini anlayarak nesiller arası çarpışmaları en aza indirebilirler. Bunu yaparken yöneticiler ve liderler işletme profesyonellerinin iş yerindeki dört kuşağın farklılıklarının farkında olmadığında ortaya çıkan örgütsel çatışmalardan, çalışan değişiminden, üretkenlik kaybından kaçınmak zorunda kalacaklardır.